Merhaba Çiftler.net izleyenleri. Bugün yine bir ürünün kutusunu açacağız. Ne açacağız Tolga? Şimdi burada dikkat kırılır ibaresini görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bir cam açacağız. Yok yok, cam açmıyoruz. Xbox One S geldi ofise. Onu açacağız. Bayağı iyi bir kutulama söz konusu. Hani kutu öncesinde şimdi bu şeyleri açacağız. Teorik olarak bu kutular da sağlam yapılıyor. Yani esasında etrafa yollarken arkadaşlar içinde bunların köpükler olduğu için hani o sarsıntılara dayanıklı. Hani bu kadar sarmanıza gerek yok yani. Hani onu da ekleyelim. Tabii bizim ülkede kargocular da biraz fantastik insanlar. Yani o yüzden kimse güvenemiyor bu konuda. Yani yurt dışında bu ürünü paketleyen insanlar hani bu kadar da ürünlerin atılacağını düşünmüyorlardır belki de. Ama oluyor işte. Hani bizim kargocular gerçekten Allah belalarını versin der gibi böyle atıyorlar yani. Böyle. Evet, şimdi arkadaşlar Xbox One S bildiğiniz gibi Xbox One'ın geliştirilmiş sürümü. En önemli desteği 4K olması. Her ne kadar upscale etse de. Ayrıca %40 daha ince bir yapıda karşımıza çıkıyor. Orijinal Xbox One'a göre şöyle beyaz renkli 2TB'lık bir Xbox One S. Şimdi bu noktada PlayStation 4 ile Xbox One kozlarını paylaştığında PlayStation 4 açık ara önde kapattı. PlayStation Neo ile One S şimdi kozlarını paylaşacak. Orada ne olacak? Bakacağız. 2TB'lık seçeneğinin olması güzel. PlayStation'da yani PlayStation 4 var. 512 ve 1TB vardı. Ben 1TB'lığını aldım. Yetmeyebiliyor. İyi ki de 1TB almışım. Zaten şu anda 512 küsürü doldu. Yani daha aynen. Yani. Ya artık dijital çağda yaşadığımız için oyunları indirip kullanmayı tercih ediyor birçok oyuncu. Daha önce açılmış maalesef. Bu kadar paketlenince ben daha önce açılmamıştır diye. Ama bir kontrol etmek için bakmışlardır. Şimdi burada şöyle bir Xbox One S çıkıyor. Ne çıkacak? Buradan kurulum şeyi. Hani en teknolojiden anlamayan insan bile anlayabilsin diye. Hani bak dikten yatır demiş falan. Böyle. Hani bunu böyle koyma düşer diyor. Hani illa dik tutacaksan altına şunu koy diyor. Aynen. Ama sen yine yatayda kullanabilirsin diyor falan. Böyle. Hani nasıl kablolayacağından tut. Her şeye, hatta pili nasıl takacaksın. Hani. Bir bence ablalarımız, annelerimiz, babalarımız bile kurabilir. Yani o kadar. Ya babalarımız zaten. Şimdi ben ileride baba olsam kurarım. Ama çok net kurarsın. Benim babam hiçbir şeyden anlamazdı rahmetli. Burada Xbox Live ile ilgili bir şifre var. Elit kağıtlar var ve dik tutmamızı sağlayacak. O aparat. İşte aparat. O aparat. İşte bu çok önemli olan aparat. İşte arkadaşlar o süngerler yani insanlar hunharca atsalar bile bir şey olmamasını sağlayacak. Yalnız çok ciddi küçülmüş ya Xbox. Hakikaten ya. Bu bildiğin PlayStation 4 yani olmuş. Evet, şu anda burada yok hani gösteremiyoruz ama ciddi küçülmüş. Şöyle. Ve beyaz modeli de bayağı şık görünüyor. Ben... Aynen. Ya bir konsola dönmüş, diğeri o eskiden video kasetlerinin... Evet, VS'lerin o... şeyine benziyordu. Bu olmuş. Burası fan boşluğu herhalde. O bir toz cumhuriyeti yapabilir içine. Bak evet. Ben sana söyleyeyim. Başka bir şey çıkıyor mu kutta? Arkalarına bir bakalım. Oo, port dünyası. İki tane USB. Super Speed USB 0. HDMI'lar. Aynen. Jack şey Ethernet var. HDMI out var. Güç girişi var. Bu kadar. Öne koysalarmış bir tane daha güzel olmuş. Yani şimdi ben bir PlayStation kullanıcısı olarak atıyorum öndekinin avantajını görürüm. Şimdi kabloyu direkt koltukta oynarken aynen. Şarj edebiliyorsun. Şimdi bu dolanacak orada. Kayıp yani. Aynen. Bence şuradaki boşlukları da değerlendirebilirlermiş yani. Ya belki de önde görüntü kirliliği yaratmayalım yani böyle daha sade görünsün. Güzel şimdi çok da laf yapmaya gerek demişlerdir. Yok. Güzel olmuş hakikaten. Evet. Şurada da artık joystick'in çıkması gerekiyor. Bizde bir tane daha vardı zaten Xbox One S'in. Oldu 2. Artık FIFA oynarız bunda sanırım.
Ben de şu kola bir alışamadım ya. Ya aslında buna alışırsan ben her zaman Xbox One'u daha FPS çok beğenirim. Bununla FPS daha güzel oynanır ama. Şöyle. Ya hem o hem de sanki bana biraz daha ergonomikmiş gibi geliyor PlayStation'a göre ama alışmak çok önemli böyle şeylerde. Şu bu tuşları kullanmak daha ergonomik. Şu anda evet. Anladım. Yani PlayStation kolunun ergonomisi adam akıllı ilk PlayStation'dan beri değişmedi. O yüzden mesela bende PlayStation 1 vardı. PlayStation 1'de arka tuşları bu kadar oynamıyordun, şey yapıyordun FPS'lerde. L1, R1'i oynuyordu. Ama şimdi oyunlar geliştikçe arka tuşlar da çok önem kazandı. O zaman şu yatsılık önem kazanıyor. Yani buraya çok rahat ulaşabiliyorsun şimdi. Ya bir de çok artık FPS de oynanıyor ya. Destiny'ler onlar bunlar falan. Yani. Evet arkadaşlar, konsol bu şekilde zaten hem incelemesi hem de Xbox One'ın ilk sürümüyle karşılaştırması. İçinden HDMI de çıktı, bu da güzel. Yakında gelecek, onu da göstereceğim. PlayStation'ın içinden de HDMI çıkıyor. Bunun içinde de koymuşlar. Apple gibi sonradan HDMI alın dememişler. O güzel. Burada kablosu. Güç kablosu. Aynen. Oyunla beraber gelmedi galiba bu bize, değil mi? Yok, oyun yok içinde. Sadece kendisi. Aynen. Bir ek adaptörün olmaması da güzel. Evet, içinde dahili. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla eskisinde bir adaptör var, vardı. Var, çok büyük hem de. Aynen, o çok büyük bir fail. Çok çok. Yani zaten büyük bir alet. Bir de kamaşullah gibi bir adaptör vardı. Şimdi bunu bu hale almaları güzel olmuş. Yani Microsoft'a sormak lazım. Hani ilki neden o kadar büyük bir adaptör, güç ünitesi dışarıdayken bile o kadar büyüktü. Şimdi sen güç ünitesini, o kadar büyük bir adaptörü bunun içine almışsın ve küçük bir hale getirmişsin. Yani bence Xbox böyle çıksaydı daha iyi olurdu. Tabii canım. Ama Xbox One S de güzel olacak gibi duruyor. Türkiye'ye PlayStation 4 Neo'dan önce geldi sonuçta. PlayStation 4 Neo'nun daha ne zaman çıkacağı belli değil. Belki genelde Türkiye'de Xbox tarafı biraz zayıf kalır. PlayStation daha çok ilgilenilirdi. Evet. Ama şu an hızlı davrandılar. Çünkü orada bir geride kalmışlık var. Hani durumu toparlamak istiyorlar. Aynen. Burada AMD tarafında bir APU çözümü kullanılıyor. One S'te de, PlayStation 4 Neo'da da. Sadece PlayStation 4 ve Xbox One'dakine göre biraz daha hızı arttırılmış. Bu sayede performansı daha yüksek olacak. Microsoft'un 60 FPS ve 4K vurgusu var. Hani genellikle Full HD 60 FPS olacağı söyleniyor oyunların ama hani bilmiyorum, 60 FPS bu ne kadar overclock yaparsan yap bir APU için zor bir iddia. Hani o kadar da değil diyesi yani geliyor. Sonuçta mimari aynı zaten, işlemci aynı. Hani o yüzden ben de merakla bekliyorum. Ben PlayStation için de diyorum, yani PlayStation 4 Neo niye alayım ben, yani 4 varken. Sonuçta işlemciyi biraz hızını arttırdın diye o kadar performans artışı olur mu? Bakalım, grafik işlemcisinin performansı yükseliyor. Onun hızını bayağı arttırdılar. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Şimdi bunu Xbox'ı getireceğiz, bir karşılaştıracağız. Bir aynı oyunu ikisinde de oynayıp FPS ölçümü yapmak lazım. Aynen ya, zaten tasarımdaki falan fark çok net belli ediyor kendini. Aynen. Asıl önemli olan oyunlardaki farkı, ona bakmak lazım. Loading süreleri falan, bir güzel karşılaştırma yaparız bununla ilgili. Aynen. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.